Merhaba arkadaşlar, ben Feyza. Sağlık Asistanı YouTube hesabımızı takip edip diğer faydalı içeriklerimizi inceleyebilirsiniz. Bu podcast'te sizlere aşılar güvenlik açısından nasıl test edilir bundan bahsedeceğim. Salgın tüm çevreyi kısa sürede etkileyen bir durumdur ve insanları enfekte eder. Salgınlar yıllardır insanoğlunun mücadele ettiği biyolojik durumdur. Farklı zaman dilimlerinde insanlar için endişe verici olarak ortaya çıkmıştır. Epidemiler sadece belli bölgelerde olan salgınlardır. Fakat pandemiler tüm dünyayı tehdit ederler. Covid-19 salgını da bir pandemi örneğidir. Salgınlara bakteriler ve virüsler sebep olabilirler. Bakteri türleri aslında hayatımızın her alanında vardır. Faydalı ve zararlı olmak üzere iki türdür. Virüsler ise insanların bağışıklık sistemini etkilerler ve yaşama devam edebilmek için canlı organizmaya ihtiyaçları vardır. Bakterilerin sebep olduğu hastalıklar antibiyotiklerle tedavi edilebilirken, virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde aşılar ya da özel tedaviler kullanılır. Bu sebepten dolayı aşılar dönem dönem hep gündemimizde olmuştur. Aşı çeşitleri nelerdir? Birkaç çeşit aşı vardır. Bu aşı çeşitleri şu şekildedir. 1. Canlı zayıflatılmış aşılar. Hastalığa sebep olan etkenin zayıflatılmış bir formu kullanılır. 2. İnaktif aşılar. Hastalığa sebep olan etkenin öldürülmüş bir versiyonunu kullanırlar. 3. Alt birim, rekombinant, polisakkarit ve eşlenik aşılar. Hastalığa sebep olan etkenin protein, şeker veya kılıfı gibi yalnızca belirli parçalarını kullanırlar. 4. Toksoid aşılar. Hastalığa sebep olan etken tarafından yapılan bir toksinin kullanıldığı aşılardır. 5. mRNA aşıları. Hücrelerinizde bir protein veya hastalığa sebep olan etkenden nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar veren haberci RNA'yı kullanır. 5. Viral vektör aşıları. Hücrelerinize hastalığa sebep olan etkenden protein yapmak için talimatlar veren genetik materyali kullanır. Bu aşılar ayrıca genetik materyallerin hücrenize girmesine yardımcı olan farklı, zararsız bir virüs içerir. Aşılar güvenlik açısından nasıl test edilir? Bu süreç genellikle birkaç yıl sürebilir. Tabii ki teknolojinin ilerlemesiyle veya aşının türüne göre uzun ya da kısa sürebilir. İlk olarak aşı laboratuvarlarda test edilir. Bu testlerden çıkan sonuçlara göre aşının insanlarda test edilip edilemeyeceğine karar verilir. İnsanlarda testler klinik denemeler yoluyla yapılır. Bu denemelerde aşılar gönüllü kişiler üzerinde test edilir. Klinik denemeler genellikle az gönüllüyle başlar fakat sonunda binlerce gönüllüye ulaşır. Klinik denemelerin 3 aşaması vardır. Bu aşamalarda önemli sorulara yanıt aranmaktadır. Bu sorular şu şekildedir. Aşı güvenli mi? Hangi doz en iyi sonucu verir? Bağışıklık sistemi buna nasıl tepki verir ve ne kadar etkili? Süreç içerisinde aşının güvenliği ve etkinliği değerlendirmek için aşıyı yapan şirketle de yakın temas içinde olunmalıdır. Aşının güvenli ve etkili olduğu tespit edilirse onaylanacak ve ruhsatlandırılacaktır. Bir aşı ruhsatlandırıldıktan sonra uzmanlar onu önerilen aşıya veya aşı takvimine eklemeyi düşünebilirler. Farklı insan grupları için hangi aşıların önerildiği listeler oluşturulur. Bu listelerde hangi yaş gruplarının hangi aşıları yaptırmaları gerektiğini, kaç doza ihtiyaç duyduklarını ve ne zaman yapmaları gerektiğini yer alır. Aşı onaylandıktan sonra testler ve izlemeler devam eder. Aşıları yapan şirket her parti aşıyı kalite ve güvenlik açısından test eder. Bu testlerin sonuçlarını gözden geçirir, ayrıca aşının yapıldığı fabrikaları da denetler. Bu kontroller aşıların kaliteli ve güvenlik standartlarını karşıladığından emin olmaya yardımcı olur. Aşılar ciddi hatta ölümcül hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur. Sadece sizi korumakla kalmaz, aynı zamanda bu hastalıkların başkalarına yayılmasını da önlemeye yardımcı olurlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer faydalı içeriklerimize sağlıkasistanı.net sitemizden ulaşabilirsiniz.